yol verdik. Evin üstüne yol verdik. Ters gidiyor yol verdik. Bu sefer annemizi kaybettik. Yapacak bir şey yok. Bir şey güne ben. Zonguldak'tan Aspa Mahallesi Tulumba Sokak'ta annesi Perihan ve abisi Sait'le birlikte yaşayan Yılmaz Çakar dün akşam oynanan Fenerbahçe Beşiktaş maçını izlemek için evden ayrıldı. Fenerbahçe taraftarı olduğu öğrenilen Yılmaz Çakar 1-1'lik bir skorla biten maçın devre arasında evlerinin yıkıldığının haberini aldı. Akşam saat 19.53 sıralarında gelen telefon üzerine Yılmaz Çakar maçı izlediği kahveden çıkarak evlerinin bulunduğu bölgeye gitti. Yılmaz Çakar evine geri döndüğünde ise ne evini ne de annesini ne de abisini bulabildi. Büyük acı ve şok yaşayan Yılmaz Çakar yaşadıklarını şöyle anlattı. Allah'ın takdiri, yapacak bir şey olmamıştı. Hayat, ben 61 yaşına giriyorum ya. Herhangi bir şey yok. Yol verdik, orada hasta vardı, felçli, ona yol verdik. Yol verdikten sonra oldu. Duvar çekildi oraya, duvar demek ağırlığından. Yol kaldırmadı. Bana telefon geldi. Maç vardı. Fenerbahçe Beşiktaş maçı vardı. Telefon geldi. Dedi, eve gel dediler. Geldim. Ev yok. Neyi hissedeceğim dedim. Yabancı dedi, gitti. Annem gitti dedim. Kardeşim gitti dedim. Daha neyi hissedeceğim? Ev yok ki. Daha neyi hissedeceğim? İşte diyorum ya, yukarıdaki yol verdik. Yol verdik. Yukarıdaki yoldan. O yukarıyı doldurunca demek ki artık oranın suyu aşağıya verdi. Patlayınca da evi aldı gitti. Öte yandan Yılmaz Çakar'ın annesi ve abisine mezar olan evin bulunduğu bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmaları ise havadan görüntülendi.